19 Nisan. Yarım ballıkları arılara veriyorum. Artık katları arılarıma atıyorum, güçlü olan arılarımı. Geç bile kaldım zaten. Uçaklar yeni olduğu için katlar yeni olduğu için sıkı geldi. Tamam. Tamamen 10 tane temel petekli, yarım ballıklı, yarım çerçevelerle katları veriyorum arılara. Yağmur da yağıyor şu anda. Ama ben bu katları vermesem bu arılarım oğula kaçar. Ve hedef zaten bahar balı. Herhangi bir beslenme hiçbir şey yok artık.
Hepsi temel petek. Arılar artık bunları kabartıp içine inşallah nektarla dolduracaklar. Olursa bahar balığı olursa şahane olur. Zaten hedefim önce bahar balığı, arkasından kestane ya da komar için götürdüğüm komar. Evet. Bahar balığının peşindeyiz. Yağmur yağıyor. Yağmurda katları verdim. Şimdi bu yarım ballık olduğu için tam kat ballıkta arılar bazen bahar balığını püskürtüyorlardı sağa sola. Tam bir sırlama olmuyordu çoğu zaman. Yani geçen yıl bu arı mesela 2-3-4 çerçevede topladı. Bayağı bir açık gözlü nektar ama üzerine sırlayamadı. Üzerine gelen kestaneyi bastı mesela. Ama bu yarım ballıkta bakalım bu sene şişirip de doldurabilecek mi? Bunları kabartırlar ve eğer verim alırsam bunları kabarmış bir şekilde saklarım. Önümüzdeki yıllarda kabarmış halde arının üzerine koyarım. Tek kat kuluçkalık, ızgara, üzerine de ballık katlarını veriyorum. Hatta geç bile kaldım. Bazı arılarımda 9 çerçevede yavru bile var. Yani onlar 10 gün sonra, 10 gün içinde söküldüğünde bu arı dala çıkar yani. Bunun içine sığamaz daha. Mecbur bu katları vermek zorundayım. Çoğu etrafımdaki arıcıların 4 çerçevede, 5 çerçevede arısı var. Onlarla aramızdaki fark, ben iyi bir ıslah edilmiş bir arıyla çalışıyorum ve arılarımı bala kıştan önce hazırlıyorum. Ben oğul vermeyen, nüfusunu devamlı güçlü tutan, kış tüketimi az olan arılarla çalışmayı seviyorum ve bu sistemde çalışıyorum ben. Doğumhane ile yemekhaneyi her zaman ayırıyorum ızgarayla. Benim sistemime göre uygun arıyla çalışıyorum. Ve ben bu şekilde memnunum yani. Bir başkası nasıl yapar bilemem ama ben bu şekilde hep üzerine koyarak yani daha iyini yapmanın peşindeyim. Sürekli araştırıyorum. Bakalım yarım ballıklar benim bölgemde bana faydalı olacak mı olmayacak mı? Bakalım bahardaki nektarı arıların biriktirebilecek mi biriktiremeyecek mi? Evet. Bu şekilde ballık katlarını 2022 senesinde verdim. Besleme işini zaten bitirdim. Ve katlarımı ızgara üzerine veriyorum.